Günaydın, iyi haftalar değerli izleyenler. Medya Dünyası'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Ümit Aktan'la birlikte medyada öne çıkan haberleri ve tabii ki Süper Lig'in gündemini konuşacağız. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni yılın ilk pazartesisi. Evet, yeni yılı bu arada bir de yüz yüze kutlayalım. Evet, yüz yüze de kutlayalım. Hayırlı, uğurlu, başarılı, nice, sağlıklı, mutlu geçsin inşallah. İnşallah hepimiz için öyle olsun. İzleyicilerimize de bir kez daha iyi yıllar demiş olalım bu vesileyle. Şimdi 2023'ün lider takımıyla başlamak istiyoruz programa. Birazdan dediğim gibi Süper Lig maçlarını da konuşacağız, detaylıca değerlendireceğiz. Yeni hafta yarın oynanacak maçlarla başlayacak ama Galatasaray'la başlayalım. İlk karşılaşmaya Fenerbahçe çıkacak. Olsa da sarı kırmızıların gazetelerini hemen rica ederim arkadaşlarımızdan. 2022'yi lider kapatan Galatasaray'dan acaba bu yıl itibarıyla neler bekleyeceğiz? Ümit Aktan, ben bunu size sorarken gazetelerde geldi. Birazdan haberlerin detaylarına bakacağız. Yani Mayıs'ı şu anda öngörmek mümkün Tabii değil. Ki. Bu tabloyla bu takım öne geçti dediğimiz zaman bir ay geriye gidelim. Fenerbahçe kasıp kavurdu, ligi bitirdi. İkinci kim olur onu kovalayalım diyen bir kitle vardı. Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu acaba tehlikeye girdi mi diye sorgulanan bir tablo çıktı. Bu tablo daha değişir. Bunun Avrupa Kupası'nda oynayıp dönüp Türkiye Ligi'nde mücadele edecek bir macerası var. Doğru. Bunun bahar aylarının rehaveti var. Sakatlıklar var, kart cezalıları var. Yani bir derbi oynanacak 8'inde bütün Türkiye evet. Davul gibi gerildi ama bu derbinin bir de Mayıs'ta oynanacak rövanşı var. Daha şimdiden bu iki maça birden bir elbise biçemeyiz fakat Fenerbahçe'nin çok renkli, çok çeşitli bir oyun tarzı ve oyuncu profili olduğunu, önünde durulması zor bir takımken önünde durulması imkansız bir takıma dönüşmüşken puan kayıpları yapması lige başka bir renk getirdi. Yoksa hakikaten Fenerbahçe sırtını almış götürüyordu işi. Şimdi başka bir manzara var karşımızda ama bunu çözmek, bu takım bundan daha şanslı demek ya da istatistiklere yaslanıp da ilk yarıyı lider bitirenler işte %90 şampiyon olmuş falan demek bana göre çok aceleci davranmak olur. Hepimizi yanıltır. Yani neler olacağını öngörebilmek mümkün değil. Bu haftayı bile çözemiyorsunuz. Yani İstanbulspor karşısında kaleci Okan Koçuk'un parmaklarının ucuyla 3 puanı kurtarıp da lider olan bir Galatasaray'ı düşünün. Antalya'ya gidecek olan bir Fenerbahçe'yi düşünün. O Galatasaray'ın İstanbulspor'dan öyle sıyrıldığı zaman Ankara gücünden de sıyrılması aynı derecede zor olabilir. Galatasaray içeride daha sıkıntılı, dışarıda daha az sıkıntılı bir oyun oynuyor. Bunun lige yansımasını puan cetvelinde bu şekilde görüyoruz ama iç saha avantajı başlıyor. Çok fazla İstanbul'da oynayacak. Fikstür avantajı var demek de lige biraz bol bir ceket dikmek gibi geliyor bana. Tam hepimizi yanıltır. Bıraktığınız yerden aslında Takvim Gazetesi'nde bir haber var. Böyle biraz karışık bakalım istiyorum haberlere. Takvim 14'te Cimbom %63 şampiyon. Yok. 1990'dan beri 15. haftaya 11 kez lider giren Galatasaray 7 kez şampiyonluk yaşadı. 2023 yılında zirvede giren Galatasaray 15. haftasında lider girdiği 11 sezonda 7 kez ipi göğüsledi. Dejavu yaşamak isteyen sarı kırmızılı kulüp gözünü kupaya dikti diyor haber. Az önce dediniz istatistiklerle bu işi açıklamak biraz zor ama bir de espri vardır bilir misiniz? Küsuratlı vereyim de salladığım anlaşılmasın diye. Böyle Cimbom %63 şampiyon şeklinde bir başlık. 63.4 evet. Filandır o. Yani ona bakıp da tabii ki bu haberi yapan arkadaşlarımız hep böyle olacak demek değil. İstatistikler bozulduğu zaman bir anlam ifade eder. Evet. Ne deriz hep? İşte 11 maçtır yenilmiyor. 11 maçtır yenilmiyor. 12. maçta yenilince bir şey ifade eder. Yoksa o yenilmemezlik sürer. Kimse hiç yenilmeden her şeyi birden kucaklamış değil bu evrende. Dolayısıyla arada kayıplar, yenilgiler olacak. Galatasaray'da ilk yarıyı bitirince kesin şampiyon olur. Yok böyle bir şey. Olamadığı sezonlar var. %63 işte. %40'ı var bunun. Doğru. O %40'lardan biri niye olmasın? İstatistikler bozulduğu zaman
bir anlam ifade ediyor. Yoksa bozulmadığı zaman öyle devam ediyor. Yani 30 maçtır kazanıyor. 8 maçtır iç sahada yenilmedi. İlk yarıyı lider bitirenler %60 şampiyon. Ben %40'ın tarafındayım. Onu sorgularım. Öyle mi? Öyle yani, orayı sorgularım. Ben istatistiklere o kadar itibar etmiyorum. Bir de istatistik vermek takımlar hakkında değerlendirme yapmaktan kaçmanın bir yolu. Yani ben şimdi Galatasaray şampiyon olur, Galatasaray şampiyon olamaz. İki seçenek var. Bunlardan birini söylediğim zaman bir tarafa angaje oluyorum. Bunlardan kaçmak için ne yapacağım? %60 şampiyon olmuş, %40 da olamamış diyeceğim. O zaman başlayacağım koşu mesafelerine, kilometre sayılarına, atılan isabetli şut oranına. Orta yapıyorsunuz, isabetli şut sayılıyor. Korner atıyorsunuz, asist sayılıyor. Ön direğe geliyor diyelim, Valencia kafayı vuruyor, asist sayılıyor. Siz onu bölgeye attınız. O bölgeden biri dokundu. Yani bunlar hep yanıltıcı şeyler. Gol olabilmesi amacıyla verilen pas ve o vuruşun sonrasında gelen top ağlara gidiyorsa, o bir asist bilinçli olarak veriliyorsa. Yoksa ben oraya doğru kaldırdım, topun altına nasılsa birisi girecek. Giren de golü yapacak. Yapamadığı zaman ona kaçan gol, isabetsiz vuruş yazacak. Benim asistim güme gidecek. Ben ona gollük pas verdim. Asist yaptım. Atamadığı için benim asist turşu. Yani böyle bir şey yok. Ben bunlara inanmıyorum fazla. Kaçmanın bir yolu bu. Peki. Bu arada 7 kez ipi göğüsleri dedik. Bir kez de üçüncü olmuş. Geri kalanında hep ikinci olmuş Galatasaray. Yani İlk bu demektir ki Galatasaray bu tabloyla en geçerli yöntem şu. Geçen senenin Avrupa'ya gidemeyen takımı durumundan kurtulup Avrupa'ya gidebilme, o platformda tekrar mücadele edebilme şansını yakalayacak demektir. Evet. Bu büyük bir ihtimal. Buna inanırım. Ama şu anda şu şampiyon olur veya bu olamaz diyemem. Bir ay önce Fenerbahçe şampiyon olur derdim. Her şey mükemmel gidiyordu. Ama şu anda Fenerbahçe'nin bu arızasını görünce o zaman daha tekleyebileceği, takılabileceği maçlar olabilir diye düşünüyorum. Evet. Ama Galatasaray'ın da takılacağı çok fazla sayıda maç var. Peki yine aynı sayfada kalalım. Ankara Gücü maçının biletlerinin tükendiğinden bahseden bir haber var. Çarşamba günü saat 20'de Nef Stadı'nda Ankara Gücü'nü ağırlayacak Galatasaray. Gerçekten de seyircisinin önünde, taraftarının önünde bambaşka bir havaya giren bir takımdan da söz ediyoruz. Hayır. Neden? Tam tersi. Neden? Etkileniyor, kötü oynuyor. Kötü İçeride oynuyor. Daha kötü oynuyor. Neden? Mesela Gomis gibi oyuncular müthiş ekstra performans sergilemiyor mu? 52 bin kişi vardı İstanbulspor maçında. Evet. Maç gidiyordu. Maç gidiyordu. İçerideydin. Ama her fark şey da tamamdı. Olabilirdi. Olabilirdi ama puan da gidebilirdi. İki gidebilirdi, iki bilirdi eşit. Hı hı. Dolayısıyla içeride coşkulu oynayan 4-0'a 5-0'a giden takım Fenerbahçe. İçeride zorlanan, maçın sonunu getirirken sıkıntılar yaşatan takım da Galatasaray. Bunu kabul edelim. Hı hı. Dolayısıyla ben onun iç saha avantajı olduğuna inanmıyorum. İstanbulspor maçını veya Ankara Gücü maçını Ankara'ya alın, daha fazla şans veririm Galatasaray'a. Daha fazla şans veririm. Daha rahat galip gelirdi. Gerçi bu sezon deplasman performansı oldukça iyi gerçekten, evet, Galatasaray'ın. Geçen sezonlarda iç saha performansı o kadar iyi değil. Sezon başında iç sahada çok kaybetti. Galatasaray'ı kim yendi? Kimseyi yenemeyen Giresunspor yendi. Hem de nerede? Nef Stadı'nda. Ali Sami yendi. Yani iç saha avantajı diye bir şey yok. Şimdi Giresun'daki maç için Galatasaray'ı favori gösterebilirim. Rövanş için. İşte burada fark çıkıyor ortaya. İç saha avantajı Galatasaray için geçerli bir yöntem değil. Seyirciyle coşkulu 1-0'ı 2-0'ı buluyor. 4-0'ı bulmadığı sürece sıkıntı var. Çünkü oyunun sonunu getiremeyen, oyunda eksilen oyuncularınız var. Kart görme ihtimali yüksek olan oyuncularla da oynuyorsunuz. Gomis size 60 dakikadan sonra servis veremiyor. Gomis'in yerine koyduğunuz Seferovic zaten hiç katkıda bulunamıyor. Evet. Icardi bir Beşiktaş oynar bir ay gider, bir Fenerbahçe oynar bir ay gider durumuyla da sezon sonuna kadar bana Icardi Ankara Gücü maçında da lazım.
Şimdi tam o noktadan devam edelim mi? Fanatik gazetesinde Fanatik 3'te bir haber var. Aslan'da Icardi alarmı başlığıyla. Ankaragücü maçı öncesi sakatlığı bulunan Icardi'nin ağrıları devam ediyor. Arjantinli forvetin 8 Ocak'ta Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde de forma giymeme ihtimali bulunuyor diye Metin Karabaş imzalı bir haber var. Tabii Galatasaray taraftarlarını oldukça yani, endişelendiren bir haber. Haber mutlaka bir yerden bir bilgi alınarak yapılmış bir haber. Ama benim sorgulamam gereken şu. Kolu kırıldı mı Vişcan'ın? Evet. Döndü ama oynadı. Şimdi köprücük kemiği kırıldı. Belki sezon bitmeden tekrar dönecek, oynayacak. Icardi'nin neresi kırıldı? Kalbi kırıldı. Eşinden dolayı. Yani Icardi'nin kasında bir ufak çekme olması demek, kılım döndü demek. Ben Ankaragücü'nü bırakın, kupayı da bırakın. Ben bir Fener maçında bir 20 dakika oynayayım, bir gol atarsam Beşiktaş maçı gibi unutulmaz bir iz bırakırım. Başakşehir maçı gibi bir asist yaparsam unutulmaz bir iz bırakırım. Fenerbahçe maçında bırakırsınız bu izi. Ankaragücü maçında bırakamazsın. Riske girmeyecek. Fenerbahçe maçını bekleyecek. Eğer gözü kesmezse onda da oynamayacak. Orada da oynamayacaksa benim Icardi'ye ne ihtiyacım var? İşte bir noktada Falcao'ya dönüşüyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de faydalanamayacaksak, ligde de faydalanamayacaksak, evet, ne işi var Falcao? Hiç olmazsa Falcao ailevi problem yaşamıyordu. Evet. Falcao yaşından dolayı sakatlanıyordu. Falcao ile aralarında 6 yaş var Icardi'nin. Icardi'nin daha fazla randıman veriyor olması lazım. Belli ki burada misyonunu tamamlamaya çalışıyor ve sezon sonunda da olmayacak herhalde. Çünkü bonservisini almaya zaten gücünüz yetmez. Bir sene daha o kiralık... O performansıyla Icardi'yi herhangi bir takım isteyecek midir? Hayır. Oynamayan bir Icardi. İstemez. Gider de yani Wolfsburg'a gider. Veya ne bileyim işte Monza'ya gider. Veya giderse İspanya'da bir takıma gider. Premier Lig'e gidemez. İtalya Ligi'nde yani istediğim gibi bir alt katı Cagliari'de falan oynar. Inter'de oynar mı? Juventus'ta oynar mı? Milan'da oynar mı? Zaten oralardan geldi. Paris Saint Germain'den gözden çıkarılmış. Orada başka bir profil var. Messi, Neymar, Mbappe'nin arasında forma şansı bulamıyorsunuz. Oraya tekrar dönmesi mümkün değil. Marsilya'ya gider. Cengiz Ünder'le beraber top oynarlar. Orası hem Arjantin'e daha yakın. 3 saat eksik uçar. Ankaragücü mücadelesi özelinde konuşursak, Icardi'nin de oynayamama ihtimali. Boey ve Oliveira zaten sarı kart cezalısı. Bu eksiklerden acaba nasıl etkilenir Galatasaray? Bence sarı kartları tolere edebilecekleri bir maçı seçtiler. Ankaragücü maçında görülecek bir kart, bu iki takıma direkt katkısı olan oyuncunun Fenerbahçe maçında oynamaması demekti. Evet. Şimdi bu maçta kart da görseler Fenerbahçe maçında oynarlar. Bu maç öncesi de Kerem Aktürkoğlu sınırda. Birisi evet. daha vardı ama onu şu an hatırlayamadım. Bir kişi daha var. Evet, Kerem Aktürkoğlu sınırda. Evet. Ona da aman kart görme diyecekler. Aman kart görme diyerek oyuna pek müdahale etmeyecek olan Kerem Aktürkoğlu'nun da verimi düşüyor. Kendini sakındığı zaman eksik oynamaya başlıyor. Burada Galatasaray'ın kart temizleme operasyonu başarılı bir şekilde yapıldı. Ama Ankaragücü maçında bu iki eksiğin olmadığı yerde Berkan'ın geçen maç çaktığı flaş, Sivas'ta oynadığı oyun, ben burada oynarım diyor. Torreira da geldiğine göre, Oliveira da varsa orta alanda çok büyük bir sıkıntı üretmeyecek. Sadece sağ kanatta. Orada da Dubois'yı kullanacaksınız. Belki bir Sacha Boey değil şu anda. Ama Dubois'yı kullanacaksınız. Esas kart görmesi gereken Pierre Van Aanholt'tu. Ama kart görmedi. Oynayacak durumda. Ve oynaması da Galatasaray için büyük bir handikap. Bakın çok ağır Galatasaray eleştirisi yapıyorum gibi geliyor. Doğruyu söylüyorum. Van Aanholt'la oynadığınız zaman sizin o tarafınızdan sizi darmadağın ederler. Bir Fenerbahçe maçına çıkacaksınız Van Aanholt'la Kadıköy'de. O taraftan gelecek olan oyuncuları bir düşünün. Fenerbahçe hücumunda. Van Aanholt'un onları kovalaması da mümkün değil. Bırakıp hücuma çıkması da mümkün değil. Van Aanholt
1-1 giden oyunda orta çizgiden kaleci Muslera'ya pas veren bir oyuncu. Yani onu da doğru dürüst veremeyen bir oyuncu. Garantici diyeceğim doğru dürüst verse. Şu anda Abdülkerim Bardakçı olmasa Banaanolt'un ayıbı daha fazla gözükecek. Bir de oraya dublaj yapıyor. Orayı kapatmaya çalışan bir sol kanatlı, sol ayaklı stoperiniz var. Bu büyük bir avantaj. Formda da iyi de oynuyor, etkili de oynuyor ama Arnold'a mı mukayyet olacak, takıma mı katkıda bulunacak? İkileminin arasında kalmış. Sorun orada. Oliveira'nın, Pereira'nın dönmüş olma, Sacha Boey'in yokluğu sorun değil. Onu çözersiniz. Sol tarafı çözemiyorsunuz. Emre Taşdemir'i mi oynatırsınız peki? Yani Emre Taşdemir de maç görmedi. Sakatlıktan çıktı ama hiçbir maç görmeden koyduğunuz maçta gol atmıştı. Bir kafa golü attı. Evet. Karagümrük galiba. Yanılıyor olabilirim ama bir golle katkıda bulundu ve iyi de oynamıştı. Ama şu anda Ankara Gücü maçında oynayarak testini yapabilirsiniz. Fakat bir aydır oynamayan, bir de Dünya Kupası arasında da durmuş olan bir bedenden bahsediyoruz. Genç olmasına rağmen o beden tekrar maç trafiğinin içerisine girerse ne randıman verir tartışılır. Herhalde Okan Buruk ve teknik ekip de bunları ölçüp biçiyorlardır. O değerlere bakarak bu kararı vereceklerdir. O değerleri biz bilmiyoruz. Evet. Bu arada Icardi ile ilgili zannediyorum bir kafa karışıklığı var. Daha doğrusu bir belirsizlik var. Zira Fotomaç gazetesinde de hedefte Fenerbahçe var denmiş Icardi ile ilgili. Ankara Gücü'nün maçında da 15 dakika oynayacağı söylenmiş. Yani bu nasıl bir yöntem? 15 dakika oynayacak. Niye? Neden? Biraz sahaya ısınsın diye zannediyorum, bilmiyorum. Icardi'yi ısıtmak için mi bu takımı kurduk? Koskoca Galatasaray Icardi'yi ısıtmak için hazırlayıp doğrudan Fenerbahçe derbisinde ilk maçına çıkmamış olsun diye. Bu çapta bir oyuncuysa doğrudan çıksın. Emre Taşdemir nasıl oynamadı bir oynadı gol attı. Doğru. O da bir zahmet katkıda bulunsun. Yok artık bu kadar, yani bu bana biraz şımarıklık gibi geliyor. Bu kadar yıldızlık mantığı, daha doğrusu etrafının ona öyle yıldız gibi davranması, bir takım oyuncusu olması lazım. Biri 37, biri zaten hayalet, diğeri de bu durumdaysa Galatasaray'ın ön tarafta üçünü de gözden çıkarıp adam gibi bir santrfor bulması lazım. Ona da geleceğim birazdan. Transferle ilgili de pek çok haber var. Ama yine takım içinden devam edersek artı transferle de alakalı tabii. Fanatik 3'te Cimbom gaza bastı başlıklı bir haber var. Devre arası transfer döneminde de sezon başında olduğu gibi hareketli günler geçirmeye hazırlanan Galatasaray, Brighton'dan Deniz Undav için 5 milyon euroyu gözden çıkardı. Rashica'nın tapusunun alınması konusunda da Norwich'e 8 milyon euro teklif edilecek. Önce Rashica'yı sorayım. Yani Galatasaray'a faydalı ve gelecek içinde bir potansiyel yatırım sayılabilecek bir oyuncu kazandırıldı. Yaşı da çok müsait. 8 milyon euro peki. Ama 2 haftadır duruyor. 2 haftadır bakmayın, yalandan çabalıyor. Sıfıra inip ortalaması özelliğini yitirmiş bir vaziyette. Ve arkada da Sacha Boey'i çok zorluyor. Dolayısıyla Rashica'nın böyle devam ederse piyasası düşer. Ama bıraktığı yerden Dünya Kupası öncesinde çaktığı flaşları tekrar çakmaya devam ederse de değeri yükselir. O Rashica'ya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ama bu Rashica'ya, iki haftadır gördüğüm Rashica'ya ihtiyacı yok. Burada Yunus Akgün döner ve sağlam dönerse alır o formayı. Çünkü yalandan oynuyor gibi bir hali var. O transferde belli bir piyasası var ama çok büyük rakamlar söz konusu olacağını sanmıyorum. Deniz Undav çok gündeme gelen bir, bir isim. Kere 5 seyrettim. Milyon euro, ne çok dersiniz? Çok fazla bir fikrim yok. Hı hı. Oyuncu değerlendirmesi yapabilecek değerlerini bilmediğim için, fizik durumunu tam bilemediğim için bir yani yorumda bulunamıyorum ama Deniz Undav Halil Dervişoğlu'ndan fazla değil. Onu söyleyebilirim. Benzer bir profil olarak yani, belki değerlendirilebilir. Evet, fazlası yok. O zaman onu niye gönderdiniz? Bir de herhalde 3-5 kuruşta fazladan para verilecek bu transfere. 5 milyon euro. Yani şu anda 5 milyon euro ne olacağı meçhul ve çok kişinin bilmediği bir santrfor için harcanmaz diye düşünüyorum. Harcanmamalı diye düşünüyorum.
Türk statüsünde mi oynatacaksınız? O zaman başka bir şey çıkıyor. Onun da artık ayrıca bir araştırılması evet, lazım. Yani orada başka bir avantaj doğuyor. O zaman tamam. Ama o zaman Halil'i niye gönderdiniz? Orada Oğulcan bile Galatasaray'ın o çok kötü döneminde, başarısız döneminde bir şekilde katkıda bulunabiliyordu. Yani Fatih Terim'in elindeki takımı düşünün. Oğulcan'la Halil Dervişoğlu'yla ligde var olmaya çalışma mücadelesi veriyordu. Bu kadro yoktu elinde. Yani bir Falcao verdiler ama yarısı kendine var, yoktu, yarısı Falcao yoktu. Icardi yarısı da yok. Şimdi Sabah gazetesinin 15. sayfasında Uğur Çem imzalı bir Abdülkerim Bardakçı haberi var. Ona da hemen bakalım. Ay Yıldız'a koşuyor başlığıyla. Abdülkerim Bardakçı aslanı zirveye taşıdı. Sıra milli formada. Galatasaray'daki ilk sezonunda alkışları toplayan 28 yaşındaki stoper 25 Mart'taki Ermenistan maçında ilk 11'de olmak için iyice hırslandı. Performansıyla Stefan Kuntz'a da bir mesaj verdi deniyor. Rakamlarına da şöyle bir bakalım. Haberde de aktarılmış. 13 maçta 1045 dakika, 1 gol, 1 asist, 1.2 şut, %85.2 pas isabeti ve 3.3 hava topu istatistikleriyle evet. Oynamış Abdülkerim. Aslında başlarda eleştirilen bir oyuncuydu ama iyi toparladı sanki. Yani Abdülkerim Bardakçı önemli bir oyuncu. Sol ayaklı stoper sıkıntısı çekilen ligimizde çok önemli bir açığı kapattı ve Marcao'yu aratmıyor. Hı hı. Keşke Marcao kalsaydı dedirtmedi geldiğinden evet. beri. Burada da takıma katkısı çok fazladır ama onun o mesajını Stefan Kuntz alıyor mu? Çünkü almaz. Stefan Kuntz neye bakıyor? Almanca biliyor mu? Abdülkerim Bardakçı bilmiyor. Bilmediği için Ozan Kabak Alman Ligi'nde oynadığı için şansı daha yüksektir. Çağlar kendi takımında oynamasa da, lig maçları oynamıyor olsa da milli takım için daha büyük bir avantajdır. Kuntz'un hayata bakışı açısından. Hı hı. Ben hayata öyle bakmıyorum. Stefan Kuntz'un baktığı yerden de bakmak istemiyorum. Eleştiri biraz ağır. Benim Türk gencinin çıkacağı uluslararası platformu bir Alman organize edemez. Etmemeli. Benim elimde ondan çok daha değerli teknik adamlarım var. Bize kalkıp da teknik adamların gelip Lucescu'yla da bu şeyi yaşadık. Ders vermesi. Siz bilmezsiniz, anlamazsınız tavrıyla bizimle konuşuyor. Çok sıcak ilişkileri varmış gibi konuşuyor ama satır arasında siz pek bilmezsiniz. Karışmayın işime mesajı veriyor. Ben bu tür teknik adamların karşısındayım. Stefan Kuntz'a inanmayanlardanım. Dolayısıyla ben seçeceği kadroda Abdülkerim Bardakçı yerine Almanca bilen bir oyuncuyu tercih edeceğini düşünüyorum. Yani orada Ozan Kabak oynar, Kaan Ayhan oynar, Çağlar Söyüncü oynar, Abdülkerim Bardakçı ağzıyla kuşu tutsa kuşu niye ısırdın der. Anlatabildim mi? Euro 2024'ten umudunuz yok mu o zaman? Euro 2004'ten umudum var, Stefan Kuntz'tan yok. Nasıl olacak? Yani oyun planı, oyun anlayışından yok. Hı hı. Bu takım kendi kendine yani ha, nasıl vardı oyuncuların... İzlanda'ya 90+4'te Selçuk İnan koydu, köşeye attı. Biz ne yaptık? Oraya gittik. Öyle olursa var. Bunu Stefan Kuntz mu yapmış olacak? Hayır. Selçuk İnan'ın ayağı, sağ ayağı 90+4 hı hı. köşeye giden top ve diğer 3 ülkede oynanan maçların bize denk gelmesi yapmış oldu. Dolayısıyla ben Stefan Kuntz'u bu takımın taşıyabileceğini ama Stefan Kuntz'un takımı taşıyabileceğine inanmıyorum. Abdülkerim de alacağını benim futbol görüşüm katılmayan olabilir. Abdülkerim Bardakçı'nın da ağzıyla kuşu tutsa kuşu niye ısırdın oğlum diyeceğini biliyorum. Peki, yine bir transfer haberiyle devam etmek istiyorum. Taraftarları da çok heyecanlandıran isimler söz konusu. Yeni Asır gazetesinin 19. sayfasında Aslan Yıldız avına çıktı başlığıyla. Dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmaya devam etmek isteyen Galatasaray, sezon sonu sözleşmeleri sona erecek. Di Maria, Dzeko ve Dembele ile görüşmelerini sürdürüyor demiş haber. Dursun Özbek de geçen hafta ciddi transfer hamlelerimiz olacak demişti. Aslında çok uzun süredir konuşuyoruz. Acaba Galatasaray'ın devre arası transfer yapacak politikası yıldız isimler üzerine, bu isimler üzerine mi şekillenmeli yapacak. Yoksa oradan hemen Dembele'yi eleyelim. Eleyelim. Raşitsa, Yunus Akgün, Yusuf Demir,
olduğu yere bir de Dembele koyduğunuz zaman Dembele santrfor değil ki. Sağ kanat oyuncusu. Kendi milli takımında da kulüp takımında da sağ kanat oyuncusu. Orada 3 tane adamınız var. Dembele'ye ihtiyacınız yok. Sizin topu içeri atacak, hı hı, ve size ikide bir kılım döndü demeyecek ve ülkesine tedaviye gitmeyecek. Hedef bir santrfora ihtiyacınız var. Yani bu Aboubakar gibi, Talisca gibi problemli oyuncu olmamalı. Hı hı. Gomis gibi takıma aidiyet duygusu yaşayan, 60 dakikada olsa ne varsa vermeye çalışan bir oyuncu olmalı. Dolayısıyla orada belki Dzeko'nun deneyimi, tecrübesi, önümüzdeki sene oynayacağınız Avrupa Kupası maçlarındaki katkısı bir çözüm olabilir. Dembele asla değil. Transferde adı geçen isimlerden mesela Bakayoko düşüşte. Hı hı. Bayağı bir ona düşüşte. Da dolayısıyla daha ekonomik şartlarda alınabilecek ama yukarı çıkarıp çıkaramayacağınız meçhul bir oyuncu. Bakayoko'yu alıp Dele Alli gibi sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü oyuncunun bir de ruhsal tedaviye ihtiyacı var. Evet, Milan'da forma şansı bulamıyor. Foto maçta bugün Bakayoko ile, evet, ilgili bir haber var. Galatasaray Fransız orta saha listesine dahil etti şeklinde. Ama oyuncu tabii forma şansı bulamadığı için. Bak, Edin Dzeko'nun çalışma prensibi, çalışma disipliniyle Bakayoko'nun çalışma disiplini aynı şey değil. Hı hı. Bunlar bir anda küser gider. Aboubakar gibi. Önemli bir oyuncudur ama aldığınız zaman sizi yarı yolda bırakır. O başka bir hesap yapmaktadır hayatla ilgili. Talisca başka bir hesap yapmaktadır hayatla ilgili. Oysa Edin Dzeko öyle değil. Orada elinden ne geliyorsa mümkün olduğu kadar oynamaya çalışan, aidiyet duygusunda yaşatacak olan bir oyuncudur. Bence doğru bir seçim olabilir. Bakayoko'dan daha doğru bir seçim olabilir. Hı hı. Bakayoko'nun önce bir psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Çünkü çok düşüşte ve yani Afrika orijinli oyuncuların genel mental sıkıntısıdır bu. Şimdi geçen sezonun en çok konuşulan ve tartışılan isimleri Taylan Berkan Çıkıldağ üçlüsünü hala konuşmaya devam ediyoruz. Farklı sebeplerle ve şekillerle. Çıkıldağ ile ilgili bir haber var foto maçta bugün. Rumen oyuncunun bonservis bedelinin düşürüldüğüne dair Birleşik Arap Emirlikleri takımı Çıkıldağ'ın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almış ve Galatasaray'da bir şekilde oyuncuyu gönderebilmek adına 3,5 milyon euroya oyuncuyu satmaya hazır olduğunu belirtti şeklinde bir haber. Yaşı müsait. 3,5 milyon euro edebilecek bir piyasası var. Hı hı. Ondan gelecek olan zararlı durumu tolere edecek bir Morutan hamlesi var. Onu da İtalyan takımı artık bünyesinde, evet, tutmak ve oynatmak istiyor. Pisa 5,5, evet, milyon euroluk satın alma opsiyonunu Morutan'ın kullanmaya karar, evet, vermiş. Evet. Yani eğri Pisa Kulesi'nin tek doğru tarafı şu anda Morutan gözüküyor. Ve o sanıyorum onu alacaklar ve Galatasaray'da maddi bir katkıda bulunacak. Hem Mustafa Muhammed hem Morutan'dan, evet, iki doğru para girdisi ihtimali Çıkaldao'dan gelecek zararı tolere eder, hatta artıya bile geçirir. Ama başka acaba bir gelir edebileceği başka oyuncusu olabilir mi Galatasaray'ın? Yani Birleşik Arap Emirliği'nden çıkmış bir Çıkaldao, yaşı 23-24 de olsa bir Avrupa takımına zıplamasının pek kolay olmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'ye dönüp Galatasaray dışında bir takıma pazarlama imkanı olabilir mi? Yok, şöyle, Çıkıldao'nun zararını belki tolere edebilir ama yeni bir transfer yapabilmek açısından yok, kaynak o sağlamayacak. Yani Rashica'nın bonservisine bile yetmez, evet, o. Oradan gelecek o toleri. Sadece zarara uğramamış, evet, olursunuz Çıkaldao'dan. Bu iki oyuncu nedeniyle hatta belki 1 milyon euro da cebinize koydunuz. Ama 1 milyon euro sorunu çözmez şu anda. Bir de gençlerle ilgili haber var Galatasaray'ın gündeminde bugün. Ona da hemen bir bakalım. Gençte işlem tamam başlığıyla takvim 14'te dikkat çeken bir haber. Galatasaray Teknik Ekibin raporu doğrultusunda genç oyuncular Baran Aksaka, Metehan Baltacı ve Emin Bayram için yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı diyor haber. Tabii önemli olan aslında biz bu oyuncuları ne, evet, zaman izleyeceğiz, nasıl izleyeceğiz, nasıl şans bulacaklar. Özellikle Baran'dan çok fazla ümitliydi, çok bahsedilmişti Dünya Kupası arasında.
yavaş yavaş aslında taraftarlar biraz bu oyuncuların da takıma entegre edildiğini görmek istiyorlar. Evet, İstanbulspor, Ankara Gücü bu oyuncuların süre alabilecekleri maçlar gibi geliyor. Zaman zaman kısa da olsa hepsini birden değil kullanabiliriz. Çünkü biz oyuncuyu koruya koruya yaşlandırıyoruz. Arda Güler'i o kadar koruyoruz ki hiç oynatmayacağız neredeyse. Koruyalım çocuğu. Ama adam 17 yaşında UEFA Kupası finali oynuyor Ajax ve oyuncuyu satıyor sonra. İngiltere Ligi'nde milli takıma kadar yükselmiş 19 yaşında oyuncu var. Niye? Bizde yok. Bizde koruyalım, pişsin, biraz tekme yesin de hayatı öğrensin gibi bir ön yargımız var. Dolayısıyla onlar da biraz sınıfta kalıyoruz. Ya da acaba biz 17 yaşındaki oyuncularımızı A takıma doğru düzgün yetiştiremiyoruz fizik olarak ve psikolojik olarak. Acaba yurt dışında onları A takıma 17 yaşında çoktan hazır hale getiriyorlar mı? Bu da ayrıca bir konuşulması gereken. Gordon Milne'nin bir lafı vardı. Gereken. Bir röportaj sırasında seneler önce bana söylemişti. Yani bir sohbet sırasında söylemişti. Bu kaydı yoktu. 18 yaşına kadar her Türk oyuncusu İngiltere'deki her İngiliz oyuncudan daha yeteneklidir. Daha fazla gelecek vaat eder. Bizim farkımız 18'den sonra başlıyor sizinle demişti. Çünkü eğitim orada yansımaya başlıyor. Biz o eğitimi söylediğin gibi yanlış veriyoruz. Eksik veriyoruz ve sonra 2026'ya kadar sözleşme imzaladığımız bu genç oyuncu Baran, Emin Bayram, Metehan gibi oyuncuların bir tek işe yarıyor. Alttaki oyuncular biz de gelebiliriz. A takım yolu açık bize mesajı verilmiş oluyor. Ama A takımın yolu açık olması oraya girip de oynamakla olacak bir şey. Emin Bayram zaman zaman oynamaya başlıyor. Abdülkerim Bardakçı kart veya sakatlık Allah yaşarsa. Korusun diyelim yaşarsa o zaman orada düşünülebilecek bir alternatif oldu. Ama diğerlerinin de biraz süre alması lazım. Biraz oynuyor olmaları lazım. Yoksa biz Arda Güler'i 23 yaşında artık yaşlandı deyip satacağız herhalde. Böyle bir değerimiz var. Tamam sakat şu anda. Ama yani bu değerin sakat olmadığı zaman şöyle bir ilk 11'de çıkıp takım arkadaşlarına da bu çocuk kendi kalesine gol atsa da 90 dakika oynayacak ona göre oynayın diyecek bir teknik adama ihtiyacı var. Semih Kayalar, Ozan Kabaklar böyle doğdu. Belki işte teknik direktörler de biraz daha puan anlamında rahatladıktan sonra böyle hamleler yapmak istiyorlar. Ateşten gömlek bu lig, puan tabii. Cetveli garantici olmak istiyorlar ister istemez. Peki Fenerbahçe ile devam edelim isterseniz. 17. haftanın açılışını Fenerbahçe yapacak. Antalya Spor maçıyla yarın akşam. Evet. Şimdi o karşılaşmadan beklentilerinizi sorarak başlamak istiyorum. Biz bir taraftan gazeteleri de değiştirelim lütfen. Fenerbahçe'yi fotomaç 3'te kayıpsız çıkalım başlığıyla geçmiş olalım. Kanarya'da gözler yarınki Antalya Spor maçına çevrildi. Sarı lacivertliler Antalya'dan 3 puanla dönüp derbi için moral bulmak istiyor. Baş döndürücü bir baş sayfa döndürücü yapmış. Bir sayfa yani gerçekten. Yan yatıp okumak lazım bazı yazıları böyle hedef, gazeteyi çevire çevire. Gerçekten biraz öyle olmuş. Evet, ama her ilginç bir tasarım. Bir kutuyu mutlaka okuyup bilgilenmek gereken bir sayfa yapmışlar. Evet, şimdi önemli çok uğraşılmış maddelere bir grafik resmi gibi. Gerçekten grafik öyle. Sanatı gibi olmuş. Şimdi ben siz Antalya Spor maçını yorumlarken biraz uğraşıp şuralardan haberler cımbızlamaya çalışacağım. Antalya maçı için şunu söyleyebilirim. Evet. Antalya açısından bakalım. Mehter takımı. Bu sezon istikrar. Daha doğrusu Mehter takımının iki ileri iki geri oynayan versiyonu diyelim. Böyle bir kritik çok enteresan iki galibiyet alıp bunlardan birinde deplasmanda zorlu bir maçta alıp sonra iç sahada iki maç frene basan son derece istikrarsız ne yapacağı ne zaman ne kadar oynayacağı belli olmayan bir takım kırılgan bir takım Nuri Şahin'in takımı futbol oynamaya çalışan açık oynayan gömülüp de oyunu çirkinleştirmeyen bir takım Fenerbahçe için de bu tür takımlar büyük avantajdır. Oynamaya çalışıyorsanız Fenerbahçe sizi yeniyor. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin bu deplasmandan 3 puanı cebine koyup oynayacağı derbi için kafa kafaya gireceği bir derbi maçı oynayacağını, salıyı perşembeye kadar veya çarşambaya kadar lider götüreceğini düşünüyorum.
Antalya Spor'un puan alabilecek bir mücadele verecek gücü yok. Fenerbahçe'nin renkli, herkesin her şekilde gol atabildiği bir kadronun içerisinde bu şansı yok. Batshuayi, Valencia'yı götürmüyorsunuz. Batshuayi ile mi oynayacak? Serdar bile takıma büyük katkı vermeye başladı. Başladı, hep veriyordu zaten de bunu iyice göstermeye başladı. Dolayısıyla onlarla mücadele edecek bir savunma hattı yok. Orta alanda Fenerbahçe renkli pas oyunu, Ferdi'nin gücü, Osayi Samuel'in etkisini düşünürsek, kaleci farkını da düşünürsek Fenerbahçe'nin gülü oynuyor. Elini kolunu sallayarak 3 puanı koyup en azından bir geceyi rahat bir şekilde lider yaşayacağı bir maç oynayacağını düşünüyorum. O zaman anladığım kadarıyla Galatasaray'ın da Ankara gücünü geçeceğini, takılmayacağını yani bu farkla girebilirler hafta sonuna diyorum. Ama Ankara gücü maçı Antalya-Fenerbahçe maçından daha zor. Öyle mi? Daha zor geçer. Şimdi az önce Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart ceza sınırındaki isimlerden bahsettik. Fenerbahçe'de de önemli isimler sınırda. Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo. Crespo da bu karşılaşmada oynayabilecek durumda. Ama acaba riske eder mi? Crespo oynatılır mı? Ferdi ile de ilgili aslında bunu konuşmak lazım. Zira sezonun belki de en dikkat çeken, en çok adından söz ettiren ismi Ferdi Kadıoğlu. Derbide de çok şey bekleyecektir Jesus. Çok. Bu karşılaşmada yani derbiyi çözecekseniz Crespo, Ferdi Tayfur, Ferdi Tayfur ve Valencia ile çözersiniz. Yani bu üçünün bu maçta korunması, hadi Valencia ki Valencia zaten oynamayacak ki galiba. Oraya tam hazır çıkabilsin. 90 dakika o performansı, boğuşmayı yapabilsin diye. Ama Ferdi ve Crespo'yu alırsanız gücünüzden çok şey kaybedersiniz. Oynatırsanız tembih edeceksiniz bu riske girmesinler diye. Onların da o riske girmeyip kovaladıkları adamı itip kalkmayacakları, faul yapmadan oynamaya çalışacakları bir oyunda verimleri düşer. Ama Antalya'nın bu düşmüş verimden faydalanabilecek silahları yok. Çok hızlı adamları yok. Savunmanın göbeğinde bir Batshuayi ile bile boğuşabilecek durumda değiller. Karşıda da çok iyi bir kaleci var. Onu geçebilecek bir forvet hattını nasıl üretecekler? Evet. Ama dediğim gibi ne zaman ne yapacağı bilinmeyen bir takım. Herhalde ne zaman ne yapacağı Nuri Şahin de bilmiyor. Çiziyor bir model, oynatıyor ama takım ona karşılık bazen veriyor, bazen vermiyor. İnanılmaz bir maç kazanıyorlar deplasmanda. İçeride çok kolay kazanacakları bir maçı inanılmaz bir şekilde de kaybedebiliyorlar. Dolayısıyla ben o istikrarsız döneminin içerisinde neye denk geleceğini bilemiyorum ama Fenerbahçe'nin elini kolunu sallayarak oradan 3 puanla döneceğini tahmin edebiliyorum. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin ikinci sayfasında, sayfanın en altında Yusuf Dursun imzalı bir haber var. Galatasaray'ı konuşmak yasak başlığıyla. Sarı lacivertliler yarın Antalya deplasmanına çıkacak ancak hafta sonundaki Galatasaray derbisi gündemin ilk sırasında. Jorge Jesus bu durumun takımı etkilememesi için öğrencileriyle sık sık toplantı yaptı. Antalya maçının bitiş düdüğü çalana kadar aslanı konuşmayı yasakladı. Bu ne kadar mümkündür? Değil, mümkün değil. Şimdi maç toplantısı yapıyorsunuz. Evet. Ne diyeceksiniz? Ferdi'ye aman oğlum kart görme, derbide dikkatli ol. Evet. Bu ne demektir? Galatasaray maçını konuşmak demektir. Hadi konuşmayın dediniz, en hoca basitli konuşuyor. Aynı şeyi Crespo'ya söylediniz. Oğlum biraz daha dikkatli ol, ayağa basmadan oynuyoruz. Sadece kucağımıza alalım rakibi dediniz. Bu ne demektir? Derbiyi düşünerek maç planı yapmak demektir. Siz derbiyi düşünerek maç planı yapıyorsanız, oyuncu merdivenlerden inerden yanındaki arkadaşına hafta sonu bakalım sen mi oynayacaksın ben mi oynayacağım demiyor mudur? O gözle bakmıyor mudur? Veya serbest vuruşları ben kullanayım. Muslera'ya atacağı serbest vuruşu düşünüyor. Antalya'ya atacağı serbest vuruşu değil. Bunu alamazsınız elinden. Çünkü oraya kilitlenmiş vaziyette. Şu anda yönetim bile o İki maçın takımda primini hesaplıyor. O maçın kazancını hesaplıyor. Getirileri hesaplıyor. Bunlara göre hareket ediyor. Oyuncu düşünmeyecek. Hiç aklımıza getirmiyoruz. Hafta sonu bizim ne maçımız vardı ya? Kimle? Ha, Galatasaray'laymış. Olur mu böyle bir şey? Onunla yatıp kalkıyorlar şu anda. Galatasaray da aynı şekilde Ankara gücü maçını oynayacak ama Fenerbahçe maçıyla yatıp kalkıyor.
Niye Icardi 15 dakika? Çünkü hesabınız hafta sonu. Olmasaydı Icardi 90'dı. Veya gidebildiği yere kadardı. Maçın başında vardı. Kerem, aman oğlum kart görme. Fenerbahçe maçında lazımsın. Ama Fenerbahçe maçını düşünme. Geçen hafta yapılan basın toplantıları bile hakem üzerinden aslında biraz derbiye hazırlık anlamı taşıyor. Tabii ya, ister istemez o bir yerde var ve o derbiyi biz aşağı yukarı 20 Ocağı kadar falan konuşuruz. O muhtemelen devam eder. Onu eğer çok izleyelim. Keyifsiz 0-0 daha önceden alışık olduğumuz derbiler gibi bir derbi olmazsa. Yani, çünkü olabiliyor malum, bazen ertesi gün bile konuşacak bir şey bulamadığımız bu, maçlar tabii, oldu. Ama bu sanmıyorum çünkü en azından maçın içerisindeki bir taç kararını yanlış verdi hakem bakın diyerek konuşabileceğimiz şeyler var. Çünkü biz geçen haftanın içinden hakemleri çıkardık aldık. Evet. Hakemler tamam çok inanılmaz formsuzdular ve fahiş hataları üst üste geldi bu arada bazı takımların. Başşuay'ın atılması yanlış, Enkudu'nun atılmaması yanlış. Galatasaray-Sivas maçında hala daha resmi bir açıklama gelmeyen, neden geçersiz sayıldığı çizgiyi geçen bir topun bilgisi bizde yok. Hı hı. Birilerinde var ama bizde niye yok? Niye askere gitmemiş? Adam kanser tedavisi görmüş. Evet, öyleymiş. Bir de böyle bir şey var. O zaman hesaplıyorsunuz Halil Umut Meler'e verilen yardımcı. Mesela Trabzon maçında. Niye o yardımcı? Bunun hesabını kimse sormuyor. Serkan Çimen. Bir kurcalasanız onun altından yanlış bir atama çıkıyor. Çünkü yapay zeka değil. Yapma zekayla yönetiyorlar işi. Yapma. El yordamıyla yapılmış bir zekaya yapay zeka. Bilgisayara yüklüyorum. Kim yüklüyor? Ben. Zekayı yapan benim. Sonra buna yapay diyorum. Bilgisayar yaptı. Bilgisayarın benim yüklediğim bilgilere ihtiyacı var. Hadi onları yüklemeyeyim. Bomboş bir bilgisayar. Tuşuna basmadığınız, fişe takmadığınız bir bilgisayar hiçbir işe yaramaz. Tuşa bastığınız anda da sizden komut alıyor demektir. Daha henüz bilgisayarlar, yani yapılan robotlara, robotlara aşık olamıyor. Onu yükleyemediler daha. Vardı öyle bir film vardı. O yapay zeka, yapay zekayla. Bilmez miyim? Güzel bir filmdi. Evet. Peki bir araya gidelim. Tamam. Ümit Ak'tan kısa bir ara vereceğiz şimdi Süper Lig maç özetleriyle. Saat başında yeniden buradayız. Medya dünyasına kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe gazetelerini bir kez daha rica edeceğim arkadaşlarımızdan. Sarı lacivertleri değerlendirmeye devam edelim. Fanatik gazetesinin ikinci sayfasında Ümit Ak'tan Ferdi ile ilgili bir haber var. Ferdi ile ilgili hemen hemen her gün bir transfer haberi aktarıyoruz artık izleyicilerimize. Devre arasında mı olur, sezon sonu mu olur o bilinmiyor ama şimdi de Inter'in yıldız oyuncuyla ilgilendiği söylenmiş. Dumfries için Tottenham'da anlaşmak üzere olduğundan bahsediliyor. İtalyan devinin Hollandalı oyuncuyu 30 milyon euroya İngiltere'ye göndermeye hazırlanan Inter'in bu bölge için belirlediği adaylar arasında Ferdi Kadıoğlu ilk sırada denmiş. Ferdi'nin piyasası var. Evet, Ferdi'yi var. Her takım ister. Evet. Ve majör liglerin hepsinde de oynayabilecek bir potansiyeli var. Dolayısıyla gidebilir ama şu anda Fenerbahçe'de büyük bir eksilme olur. Tabii böyle bir sezonda Ferdi'yi kaybı, kaybetme lüksü var tabii, mı? Çünkü hemen yerine bir Ferdi bulamazsınız. Evet. Bir Ferdiyovski veya Ferdiyeviç yok ortada alabileceğiniz. Dolayısıyla alttan da oraya birini koyamayacağınıza göre Ferdi'siz oynamak bir anlamda kanatlarınızdan birini kırmak anlamına gelebilir. Hem savunmada hem hücumda. Alacak olan takımın da devre arasında alması çok ihtiyacı varsa büyük takımlar çeker alır. Yani bunu daha evvel de yaptılar. %100 ihtiyacı var, böyle şampiyonluğa gidiyorum. Oranın adamı da Ferdi'dir diyorsa o takımlardan biri alabilir. Ama sezon sonunda gitmesi daha mantıklı. Onun da bir riski var. Yani bir sakatlık, herhangi bir problem durumunda bir anda elinizde de kalabilir. Eğer doğru bir piyasayı bulduysa, doğru bir fiyatı verirlerse bir 20 milyon euro ki gibi bir rakam söyleniyor olursa o zaman yerine koyacağı adamı da Fenerbahçe herhalde şu anda ölçüp biçiyordur. Ama bir tane daha Güney Amerikalı fazla gelir. Orayı Avrupa'dan halletmesi lazım diye düşünüyorum. Kendi Ferdi'sini oralardan bulmalı. Belki bir Türk oyuncuyla
o coşkuyu yakalayabilirler. Yani Emre Mor, Arda Güler gençlikleri, yaşları, oyun kapasiteleri, tarzları nedeniyle de bir Ferdi olamayacaklar. Başka bir şey onlar. Ferdi de onlar gibi olamaz. Yani o dribling yeteneği bir kere gösterdi onu bize, bir penaltı getirdi. Ama bir Arda Güler veya bir Emre Mor kısa mesafe kulübede adam geçmek gibi bir marifetleri yok. Dolayısıyla orada bir sıkıntı olabilir. Herhalde buna çözümü de ellerinde kağıt kalem, onlar da bizim kadar kafa yoruyordur. Ferdi'ye 20 veriyorlar. 19 veya verdiler 20. Tamam verelim dedikleri anda aramaya başlamazlar. Zaten yerinin alternatifi kafalarında veya ön temaslarda vardır. Alelacele yapılacak bir transfer hata getirir. Genelde de İtalyan takımlarının yazıldığını görüyoruz. Yani onların bir ilgisi var. Inter, daha önce Napoli iddiası vardı. Milan yine gündeme gelmişti. Bir tek Dortmund Almanya'dan geçen hafta konuşuldu. Bence Ferdi'nin Premier Lig'de oynayabilme ihtimali de yüksek. O çabukluğu, o gücü, o kuvveti var. Orada oynayabilir. Ama Alman Ligi'ne giderse yıldızlaşır. Yani kendi Mesut'umuzu, Nuri Şahin'imizi üretmiş oluruz, hı hı, Alman Ligi'nde. Alman Ligi'nin potansiyeli içerisinde Ferdi daha randımanlı bir oyuncuya dönüşür. Ama bence sezonu Fenerbahçe'de tamamlaması gerekiyor. Peki. Şimdi tabii Ronaldo'nun Arabistan'a transferinden sonra ortalık karıştı diyebiliriz. Sabah gazetesinde Samet Yüksel imzalı bir Ronaldo sağ olsun başlıklı Abubakar haberi var. Sarı lacivertlerin ısrarla istediği Abubakar için El Nassr'ın planları değişti. Suudi Arabistan kulübü Ronaldo transferi sonrası Kamerunlu golcüye ayrılık kapısını açtı. Fenerbahçe makul bir bonservisle transferi bitirmek istiyor denmiş. Bu arada bu transferde Fenerbahçe'nin rakibinin Manchester United olduğu da söylenmiş. Bir de değerlendirme alınmış Gürcan Bilgiç'ten ve Ömer Üründül'den. Gürcan Bilgiç Beşiktaş'ı bırakmıştı. Güvenebilir misiniz diye sormuş. Ömer Üründül ise fizik seviyesi düşük, forvette oyuncu çok diyerek aslında biraz da başka bir adresi işaret etmiş. İkisinin söylediği de doğru. İkisine de katılıyorum. Ömer'in analizi çok isabetli çünkü o bölge dolu. Abubakar gelecek. Valencia, Rossi, Batshuayi, Abubakar, orada başka bir kavga başlayacak. Hı hı. Bir. İkincisi, Gürcan'ın söylediği de doğru. Güvenilmesi zor bir oyuncu. Çok önemli bir yetenek. Ama Ömer'in dediği gibi Suudi Arabistan Ligi'nden gelenler veya oraya gitmiş olanlar müthiş bir fizik gücü kaybına uğruyorlar. Ronaldo'nun disiplini bunu tolere eder mi? Bunu yaşamayabilir mi? Ronaldo gibi bir çalışma abidesi, bir disiplin harikası bunu sağlayabilir. Ama Abubakar gibi Kamerun milli takımında Dünya Kupası'nda bile çok az süre alabildi. O çapta bir oyuncunun daha fazla orada oynuyor olması lazımdı. Yani Valencia'nın Ekvador'da yaptıklarını Abubakar'ın Kamerun milli takımında haydi haydi yapması lazımdı. Ama fizik gücü yetersiz. 15-20 dakika. Bir de üstelik elinde kağıt kalem, 10 maç oynarsam şu kadar para alırım, 20 maça çıkarsam oynamayayım da bonservisim boşa çıksın, ben buradan Arabistan Yarımadası'na bir daha giderim diyebilen, kariyer planlaması aslında benim de dikkatimi çeken nokta bu haberin içerisinde sarı lacivertlilerin ısrarla istediği ifadesi. Yani az önce sayısal çokluğa da vurgu yaptık. Bir taraftan hepsinden verim de alınabiliyor Fenerbahçe'de. Bence menajer bir Türkiye'de bir pazar arıyor. Habire Abubakar'ı bir yere Türkiye'de getirmeye çalışıyorlar. Sonra da bu haberi alıp ellerinde gidip işte Norwich City'ye bakın Fenerbahçe istiyor. İlgileniyor ciddi olarak, size şu kadara getiririz hemen diyebilecek bir pazarlama mantığı bu. Ama bu pazarlama mantığında o tuzağa Fenerbahçe'nin düşeceğini sanmıyorum. Fenerbahçe'nin oraya değil,
Serdar Aziz'in ve Zalai'nin oynadığı yere bir takviye ihtiyacı var. Sadece Perez'in formu orayı bütün bir sezonun sonuna kadar taşıyabilecek durumda değil. O da galiba bu oyuncular Samet da sakatlanabilen zaten ve kart görme potansiyeli olan oyuncular. Evet. Yani bir Samet'i alın, bırakın Abubakar nereye gidiyorsa gitsin. Samet'le ilgili de istikrar abidesi başlıklı bir haber var. Fenerbahçe'nin anlaştığı belirtilen Samet Akaydın Süper Lig'de son 2 sezonda üst üste 49 maçın 46'sında 90 dakika oynadı. Fenerbahçe'de acaba ne kadar oynar? Yani Serdar Aziz gibi, Crespo gibi temaslı oyunu seven bir oyuncu ama Fenerbahçe istiyor ki hem temaslı oynayayım hem kart görmeyeyim. Temaslı oyunu zaman zaman abartabiliyorsunuz. Çünkü Crespo'nun gördüğü 2 sarı kart da doğru. Dolayısıyla bir kırmızı kart ediyor. Ne diyeceğiz şimdi buna? Fenerbahçe her maç kırmızı görüyor. Basma ayağına, sarıyı görme. İkinci defa o müdahaleyi yapma, sarıyı görme. Sana sarı gösterdi hakem. Ama 2 sarı bir kırmızı ediyor. Yani Fenerbahçe'nin böyle bir sıkıntısı var. Temaslı oynuyor. Temaslı oyunu zaman zaman dozunu kaçırıyor. Temaslı oyununda abidesini, kitabını yazan Serdar Aziz, Samet gibi oyuncular, İsmail Yüksek gibi oyuncular her zaman potansiyel risk taşıyan oyunculardır. Ama orada 3 kişi olurlarsa, Zalai, Samet, Serdar Aziz, üçünden ikisi sağlıklı olur ve her zaman o gediği kapatabilirler. Bruno Perez orada bir renktir. Ama gerçek savaşçı Serdar, Samet ve Zalai'dir orada. Peki bu bir parantez olsun. Yeniden Abubakar'a dönmek istiyorum. Az önce dediniz ki menajerler galiba bir Türkiye içerisinden pazar arayışında diye. Peki Galatasaray'a ister misiniz Abubakar'ı? Yani hayatta düşünebileceğim son ihtimaldir. Neden? Dediğim nedenlerden dolayı. Ama daha çok ihtiyacı yok mu Galatasaray'a? Daha ihtiyacı yok. Abubakar formatına ihtiyacı yok. Santrfor'a ihtiyacı var. Ceko'yu alırım turşu gibi o yaşta. ama Abubakar'ı almam. Ceko idman kaçırmaz. Abubakar'ı idmana getirmek için özel evden arabayla aldırmanız lazım. Abubakar bir anda yok olabilir. Ben kılım döndü oynamıyorum deyip Portekiz'e gidebilir. Veyahut görüşmeye gidebilir Suudi Arabistan'da bir takımla. Yani Abubakar elinde kağıt kalem şu kadar para geliyor. Bu kadar oynarsam bu kadar oluyor diyen bir adam. Beşiktaş'a attığı kazı unutmayalım. İki kere Beşiktaş ona büyük imkan verdi. Çok büyük bir yetenek ama ikisinde de elinin tersiyle o imkanı itti. Şimdi Suudi Arabistan'dan kurtulmak istiyor. Hele Cristiano Ronaldo gelince kurtulmak istiyor. Peki bir insan kariyer planlaması yapıyorsa Cristiano Ronaldo ile en azından 3 ay beraber oynamak istemez mi? Demek ki kariyer planlaması yok. Yalnız transferde rakibinin de Fenerbahçe'nin Manchester United olduğu söylenmiş. Yani Manchester United acaba Abubakar'la gerçekten ilgilenir mi? Hayır. Çok net. 5 harfli. Hayır. Ben de öyle düşündüğüm için sordum. Evet, yani Cristiano Ronaldo'yu vereceksiniz. Gittiği takımdan Al Nassr'dan Abubakar'ı alacaksınız. Manchester United kırmızı şeytanların seyircisi, taraftarı, dünyanın en çok markalı ürün satan takımından bahsediyoruz. Barcelona'nın önünde böyle bir aşk taraftarı vardır onların. Bir anda elinin tersiyle iter sizi. Yani Ronaldo'yu ver, Abubakar'ı al. Aslında Abubakar çok başarılı bir oyuncu. Yetenekli de bir oyuncu. Çok. Ama o kadar fazla saha dışı etken var ki bir takımın Abubakar'ı istememesi için. Abubakar türü oyuncular rakibin canını okur ama evet, oynadığı takımın da canını okur. Peki, Milliyet Gazetesi'nde bir haber var. Arda'yla ilgili hemen aktaralım. UEFA gururla sunar Türk Messi başlığıyla. 2022'de Fenerbahçe ve Türk futbolunun umudu olarak herkesin beğenisini toplayan Arda Güler, 2023'e girerken UEFA tarafından da manşete taşındı. Türk Messi olarak tanımlanan 17 yaşındaki yıldız için övgü dolu sözler kullanıldı. Arda ile ilgili yapılan haber sayısıyla Arda'yı oyunda gördüğümüz maç sayısının ve dakika sayısının bu kadar orantısız olması doğru. Biraz garip açıkçası. Arda gündemimizde hep var, sayfalarımızda evet, hep var. Hep olması da gereken, çok yakışan, oralara yakışan bir oyuncu. Ama oyun olarak
golleriyle, paslarıyla, asistleriyle oralarda da yer alması şu lazım. Şu an potansiyeliyle yer alıyor. Evet, o potansiyeli bize bir gösterdiler. Evet. Gerisi gelmiyor. Şimdi onu koyduğu zaman kimi keseceğim diye düşünüyor. Ya ben Arda'yı oynatırım. Çok genç, mutlaka bu hesapları yapıyordur ama benim de yani Brezilya'dan alıp getirdiğim bir oyuncu var orada. Hemşerim. Hemşeri muhabbetine kurban gitmemeli 20 yaşında bir oyuncu. 19 yaşında bir oyuncu. Oynamalı ya, oynamalı. Bu çocuk kendi kalesine de gol atsak 90 dakika oynayacak. Sakatlanmadığı sürece almayacağım oyundan. Diğer 10 kişi ona göre ayağınızı denk alın diyerek oynatman lazım. Çünkü Şubat ayının sonunda, Mart'ta Avrupa Kupası oynayacaksınız. Arda size lazım orada, orada vitrine koyacaksınız. Arda'ya verecekler 30'u. Crespo'ya vermeyecekler. Crespo ile ilgili haberler şu an 10-12 milyon euro bandında. Ben 30'dan bahsediyorum en az. En az. Arda'ya verebilirler. Ama Crespo'ya vermezler. İsmail Yüksek'e de vermezler. Rossi'ye hiç vermezler. Serdar o yaşta kim bir yere gidemez zaten. Batshuayi'nin de son sahibisiniz. Garaj arabası artık. Bu arada dün Mert Hakan Yandaş Milliyet Gazetesi'ne özel açıklamalar yapmış değerli izleyenler. Şöyle satır başlarına biraz baktım Ümit Ak'tan. Size de sormak isterim. Çok tartışılmıştı Galatasaray derbisindeki hareketi Mert Hakan'ın. Oradaki hareketi abarttığını söylemiş. Evet. Bir itiraf gelmiş. Ronaldo mu Messi mi konusunda da ben Ronaldo'cuyum. Dünyaya gelmiş 4-4'lük tek oyuncu Ronaldo demiş. Yani bu onun dünyaya geldiği dönemden itibaren değerlendiriyor. Ben Maradona'yı seyrettim ve anlattım. Pele'yi de son döneminde seyretme şansım oldu. Çok görüntüsünü gördüm. Ronaldo ile kıyaslanmaz bile. Bir, şöyle bir fark var. Messi, Maradona tek başına Dünya Kupası kazandı. Aldı Karagümrük seviyesinde bir takımı. Ligde herkesi geçip Napoli'yi şampiyon yaptı. Evet. Milan, Juventus, Inter arkadan nal topladı. Tek başına. Dünya Kupası kazandı. Bir Dünya Kupası'da da final oynattı. Ronaldo'da var mı böyle bir şey? Alsın Portekiz'i bir Dünya Kupası'da final oynatsın. Yok. Böyle bir kariyerinde böyle bir şey yok. Attığı goller. Gol sevinci. Ve kendi egosuyla ünlenmiş olan bir çalışma abidesinden, istikrarından söz ediyoruz. Tamam. Ama bakın, biri doğuştan var olan bir şey, biri çalışarak elde edilen bir şey. İkisine de saygım sonsuz. Ama çalışarak yetenek elde edemezsiniz. Yetenekli çalışıyorsa Messi olur. Dünya Kupası'nı alır gider. Birçok sayısal rekoru alt üst eder. Barcelona'da, Paris Saint-Germain'de kazandıkları Avrupa kupaları, lig kupaları, kral kupaları, onların listesini bir kartvizite sığdıramıyorsunuz. Bir A4'e sığmıyor artık. Ronaldo'da böyle bir şey yok. Bir Avrupa şampiyonluğu. O da yani Quaresma'nın da büyük katkısıyla gelmiş. Büyük goller, sansasyonel goller ama sansasyonel de haberler. Çok anormal çalıştığı için 37 yaşında transfer yapıyor. Al Nasr'a gidiyor. Suudi Arabistan'da istediği malikaneyi alıp şimdi kendi 30 kişilik ekibiyle gidip kendi berberiyle de gidecek ve oradaki yaşamını sürdürecek. Messi'nin istediği bahçesi geniş olsun, bir çim alan olsun da çocuklarla top oynayayım. 4 çocuğuyla top oynasın istiyor. Bunun peşinde. Bence Mert Hakan'a katılmıyorum. Messi bir yetenek abidesidir. Ronaldo çok çalışan bir insandır. Ama Mert Hakan kendine Ronaldo'yu idol olarak seçmiş. En iyisi. Kuvvet hatta tek oyuncu oynayan oyuncular diyor. İçin bir idoldür. Mert Hakan da güçlü, kuvvetli bir oyuncudur. Ama pas yeteneği sınırlıdır. Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı itirafı nasıl yorumlarsınız? Yani o da zarif bir şey. Kabul etmesi, günah çıkartması. Ya özür dilemek kadar güzel bir erdem yoktur. Keşke herkes tabii, özür dileyebilse. Tabii. Şu anda çıksa Erkan Özdamar, kusura bakmayın özür dilerim dese. Futbol Federasyonu atamayı yanlış yaptık, özür dileriz dese. Veya ne bileyim FIFA VAR hakemi istiyor sizden. Erkan Engin'i gönderiyorsunuz. Erkan Engin'i niye gönderiyorsunuz? Dil biliyor diye.
Ya birinci ligde maç yönetmemiş. FIFA'da VAR hakemi olacak. Çünkü kulaklığa İngilizce çok iyi konuşuyor. Adam gönderin tercümanlık yapsın. Yani VAR hakemliği yapması için İngilizce biliyor olması yeterli bir nosyon değil. Bunları kabul edin. O zaman yapma zekayı da kabul etmiş olursunuz. Yapay zeka diye de kimseyi kandırmayın. Peki. Şimdi geçmeden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin malum hafta sonu derbi var ve bu hafta oynayacakları karşılaşmaları bir kez daha hatırlatalım. Yarın saat 20'de Fenerbahçe Fraport'ta Antalya Spor deplasmanına gidecek. Galatasaray'da çarşamba saat 20'de Ankara Gücü'yle karşılaşacak. Bu karşılaşmaların sonunda acaba nasıl bir tabloyla 8 Ocağı gideceğiz? Biraz da şöyle ufak bir derbi muhabbeti yapmak isterim şimdiden. Biz de aslında biraz havaya girmek istiyoruz. Evet. Yani havaya zaten girdik. Girdik. Hafta sonuna kadar gireceğiz. Antalya veya Ankara Gücü maçlarının önünde konuşuluyor bu karşılaşma. Ha, bunlardan birinde takımlardan biri bir zarar görürse hafta sonuna bakış profili değişir. Yani çarşamba gecesinden itibaren başka bir şey konuşuluyor olabilir. Ama ben ikisinin de derbiye şu anda bulundukları pozisyonla sağlıklı bir biçimde gireceklerini düşünüyorum. Ama derbiden sağlıklı bir biçimde çıkabileceklerini düşünmüyorum. Bu arada sarı kart ceza konusu çok önemli olacak bana göre. Önemli, yani kimler eksik olacak, yani tam kadroyla mı gidecekler? Antalya'yı kart zayiatı vermeden geçebilirler. Geçme ihtimalleri yüksek. Tabii of, top bu. Ayağınızı sokuyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki rakibin ayağının üstünde kalmışsınız. Kartı görüyorsunuz. Yani bunlar mümkün. Bir de tabii rövanşist bir tavırla bu haftaki maçlar oynanacak. Bu haftaki maçların hakemlerini çözemiyoruz. Bugün herhalde öğlen belli olacak. Bugün belli olur. Ondan sonra bir de hafta sonuna hakem atanacak. Atayacaksınız. Hem bu hafta içi, bu kritik hafta, 3 gün sonrasının hakemlerini de pazarlayacaksınız. Havuzunuz o kadar geniş değil. İki ismi de kaybettiniz. Yani Özgüç Türkalp, Erkan Özdamar, bunlar kayboldu şimdi ve yoklar. Uzun bir süre olmayacak. Belki hiç olmayacaklar. Özgüç Türkalp'in VAR hakemi olarak yanılttığı söyleniyor. Ben çizgiyi çekerim, sen iptal et dediği söyleniyor. O zaman hakemi, ki iki hakem de çağrılmış ve görüşmüşler. Demek ki açıkladılar orada. VAR kayıtları açıklanmayacak durumdaki açıklamıyorlar. Zaten VAR kayıtlarını açıkladınız mı yeni bir kapı açmış oluyorsunuz. Ondan sonra herkes, her takım bunu ister. Peki. Çok özür dileyerek araya girmek zorundayım. Trabzonspor'da bir tek sen giriyorsun spor maçı öncesi. Bardi soruları yanıtlıyor değerli izleyenler. İzleyelim. Una batalla, pero la guerra sigue adelante y que hay muchos partidos en frente de nosotros que hay que sacarlo esta derrota sí o sí. Bueno, lo de Fener era muy muy importante para nosotros, para aficionados, para el club y todo. Y que hemos dado bueno un partido muy muy importante y que hemos ganado, pero luego el fútbol te da muchas oportunidades y que bueno pierdes una y ahora tienes otra oportunidad para sacar más puntos posible. Öncelikle herkese günaydın, hoş geldiniz demek istiyorum size. Aslında tabii ki maç kaybettiğinizde normal olarak çok üzülüyorsunuz. Biz de bu üzüntüyü yaşıyoruz bütün takım arkadaşlarımla beraber ama sizin de bahsettiğiniz gibi Fenerbahçe maçına dönecek olursak maçın ne kadar önemli olduğunu, taraftarlar için neler ifade ettiğini ve taraftarların maçı kazanmayı ne kadar istediğini bilincindeydik. Biz de çok iyi bir maç çıkararak o maçı kazandık ama sonrasında bizim için önemli olan devam edebilmekti. Sonraki maçta kazanabilmekti ama maalesef o maçı kaybettik. Tabii ki o maçın kaybetmenin hüzününü yaşıyoruz. Tabii ki mutlu değiliz bundan ve tabii ki kazanarak devam etmek bizim için çok önemliydi. Ama benim hep düşündüğüm bir şey var. Bazı cephelerde belki mücadeleyi kaybedebilirsiniz ama savaş devam ediyor. Yani bunu savaş olarak nitelendirirsek. Dolayısıyla savaşı kazanabilmek için ve futbolda da her gün yeni opsiyonlar sunuyor size futbol. Yeni fırsatlar tanıyor. Önümüzde çok önemli fırsatlar var ve fırsatları değerlendirebilirsek eğer ben tekrar o mücadelenin içine girip çok başarılı olacağımıza inanıyorum takım olarak. Estás jugando en una posición en el medio campo y hay muchos jugadores también en esa posición. Pero alguna vez estás jugando de extremo, pero ¿cuál es tu posición preferida? Pero estuviste en España, hay muchas diferencias. ¿Qué piensas de la liga nuestra? Porque estuviste jugando en España por mucho tiempo. ¿Qué esperabas y qué encontraste?
Bueno, para mí era un paso importante también para mi carrera, venir en un club muy, muy grande. La diferencia no es muy, muy grande porque también aquí se juega fútbol y se juega de una manera igual, puedo decir, que en España, porque es un club donde quiere jugar, quiere tocar el balón y que pues tiene mucha calidad entre los jugadores. Yo, mi posición preferida es ser en el campo, pues jugar sea donde sea, me refiero en mis posiciones donde yo puedo jugar, donde me pone el míster. Yo intento darlo todo y sacar lo mejor de mí para el equipo también. Pero mi preferido es en medio campo. Öncelikle ikilik arasında bakacak olursak eğer ya da takımlarda oynadığım takımları değerlendirecek olursam size şöyle bir cevap verebilirim. Aslında çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum. Şu açıdan dolayı, çünkü geldiğim çok büyük bir takım ve büyük takım olması dolayısıyla futbol oynamak isteyen bir takım. Oyuncuların kalitesi yüksek olan bir takım. Maçları domine etmek isteyen bir takım. Dolayısıyla ikilik arasında takım özelinde baktığınızda çok fazla birlik göremiyorum. Benim tabii ki tercih ettiğim pozisyon orta saha diyebiliriz. Ancak benim en çok tercih ettiğim şey sahada olmak. Dolayısıyla sahada olabildiğim her anda, bir takıma katkı verebileceğim her anda ve hocamın beni görevlendirdiği herhangi bir noktada takıma katkı verebilmekten dolayı her zaman mutlu olurum. Ama soracak olursanız tabii ki orta saha pozisyonunda oynamak isterim. Ama hocam beni nerede oynatırsa da takıma faydalı olabileceksem elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum her zaman ben. Geçen sezonla bu sezonu kıyasladığımızda geçen sezon. Si comparamos el año pasado, la temporada pasada y esta temporada, hay una diferencia de 13 puntos. Neler söyleyecek? ¿Qué piensa del futuro? Şey lo que ha cambiado en Trabzonspor, no estuviste aquí, pero ¿qué ves como cambio? Bueno, yo creo que hay que... El año pasado yo no estaba aquí, no sé cómo han ido las cosas, pero en un club donde hay tantos cambios, tantos jugadores que vienen de fuera, yo creo que también es normal porque venimos de una liga de fuera de Europa y que no sabemos mucho aquí y también nos cuesta un poco adaptarnos, nos costaba antes, pero bueno, yo creo que hay que pensarlo bien porque cuando un equipo es campeón y luego vas a jugar un partido fuera, claro que es mucho más difícil que el año pasado porque te ven como un campeón, te ven como diferente y pues intentan meterte muchos problemas en el campo y que cada partido es creo que es mucho más difícil que el año pasado. Öncelikle geçen sezon ben burada değildim belki. Dolayısıyla iki sezonu karşılaştırmak belki çok doğru olmayabilir ama şu açıdan bakabiliriz diye düşünüyorum ben. Takımımıza yeni katılan oyuncularımız oldu. Takımdan ayrılan takım arkadaşlarımız oldu. Dolayısıyla değişimin yaşandığı yerlerde bu tür bazen sıkıntıların oluşmasında normal olarak görüyorum ben açıkçası. Çünkü örneğin ilk buraya geldiğimizde Avrupa'dan farklı bir ligden geliyorsunuz. Burayı tam anlamıyla tanımıyorsunuz ve tanıyabilmek ve adaptasyonunuzu tam sağlayabilmek adına belli bir süre ihtiyacınız var. Özellikle ilk günlerde. Dolayısıyla bu değişim biraz sancılı olabiliyor bazı durumlarda. Ve şunu da söyleyebilirim açıkçası. Bu sene maça çıktığınızda artık son şampiyon olarak maça çıkıyorsunuz ve özellikle deplasman maçlarında rakipleriniz şampiyona karşı oynuyorlar ve rakipleriniz elinden gelen en iyisini vermeye, kendilerini en iyi şekilde göstermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla geçen seneki maçlarla belki bu seneki özellikle deplasman maçları arasında böyle bir fark olabileceğini düşünüyorum ben. En Levante siempre estaba jugando titular, pero este año entrabas generalmente estás entrando en el segundo tiempo. ¿Cómo te sentías cuando viniste aquí y cómo te sientes ahora? Bueno, yo el fútbol ahora ya yo creo que ha cambiado un poco y que como han dicho antes que hay muchos jugadores en el medio campo y que hay mucha pues concurrencia, ¿no? Y bueno, pues para mí es lo más importante entrenar bien, pues mejorar cada día a día y que mi momento cuando sea va a venir y que hay que aprovecharlo y solo disfrutarlo de ese ambiente que hay aquí y que desde el momento que he llegado me sentí muy bien, me sentí que la gente están pues lo quiere mucho el club y que todo el mundo está muy enchufado en cada partido y que me hace también a mí sentirse así, que cada partido intento darlo todo y que en cada momento
pues intento mejorar mi juego y intento pues estar bien con el equipo. Y bueno, pues cuando llega mi momento, ojalá lo disfruto mucho y pues darlo todo en cada situación de juego. Şöyle başlayabilirim aslında, futbolun çok değiştiğini söyleyebilirim size. Çünkü artık futbolda bütün pozisyonlarda rekabet çok yüksek düzeyde. Oyuncuların kalitesi birbirine yakın kalitelerde. Bizim de takımımızda sizin de bildiğiniz gibi orta sahada önemli bir rekabet var takım arkadaşlarımız adına olumlu bir şekilde. Ben her idmana çıktığımda dünden daha iyi olmaya, kendi oyunumu geliştirmeye ve her zaman daha iyisini yapabilmeye çalışan bir oyuncuyum. Ve fırsat geldiğinde, benim anım geldiğinde o anda da sahaya çıkıp elinden gelenini yapmaya, takıma faydalı olmaya çalışıyorum. İlk geldiğinde çok iyi hissediyordum kendimi. Şu anda yine çok iyi hissediyorum. Çünkü gelir gelmez insanların takımı ne kadar sevdiğini, ne kadar sahiplendiğini ve herkesin maçlara nasıl çıktığını görmüştüm ben de. Ben de o sizinle bahsettiğim gibi o anım geldiğinde, beni bekleyen o fırsatın geldiğinde elinden gelenini yapmaya, takıma faydalı olmaya çalışan bir oyuncuyum. Her zaman böyle oldum aslında. Hay jugadores especiales, uno, tú, Baca, Yusuf, están compitiendo con él. ¿Qué piensas de los compañeros y qué piensas de los compañeros en general? Bueno, yo nunca no veo mis compañeros como mis concurrentes porque, bueno, al final todo el mundo tiene mucha calidad, ¿no? En medio campo, sea donde sea, en cualquier posición, ya lo sabemos que hay muchos jugadores como Baca, Omur, Marek y Sio, todo el mundo que está en medio. Pero yo nunca no intento pues estar en competir con ellos porque al final yo compito con mí mismo y al final es el míster quien decide quién va a jugar. Pero me siento muy bien porque es un equipo donde hay muy buenos jugadores y que también yo puedo mejorar cosas que yo creo que tengo que mejorar y que yo vivo así, vivo que cada día hay que aprender algo porque cada día puedes aprender algo y el fútbol no tiene límite. Siempre hay que intentar ser mejor cada día, pues en el campo, fuera del campo y para mí eso es lo más importante. Orta sahada sizin bahsettiğiniz arkadaşlarımız gibi çok kaliteli arkadaşlarınız var. Tabii ki Baka, Ömür, Marek, Sio, birçok arkadaşımız orta sahada oynayanlar çok kaliteli oyuncular. Ama bunlar benim takım arkadaşlarım. Asla mücadele ettiğim isimler değil. Dolayısıyla tabii ki oynayabilmek adına bir rekabet var. Herkes kendisinin en iyisini yapmaya ve orada o sahada olabilmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi mücadele bizim aslında kendimizle olan mücadelemiz. Daha iyiye gidebilme olan mücadelesi. Çok kaliteli takım arkadaşlarım var demiştim ya. Bu arkadaşlarımdan da ben öğrendiğimi düşünüyorum. Çünkü takımın genel kalitesi ne kadar yüksekse siz de o şekilde öğrenebiliyorsunuz ve dünden daha iyi olabiliyorsunuz. Benim kafamdaki düşünce hep böyle. Bir önceki günden daha iyi olabilmek ve futbolun hiçbir zaman limitinin olmadığı düşüncesi. Çünkü futbolda asla bir son yoktur. Her zaman daha iyi olabilirsiniz. Ben de daha iyi olmaya çalışıyorum. Dünden daha iyi olabilmeye çalışan bir futbolcu oldum her zaman. Seguramente viste el mundial. ¿Y qué piensas del mundial? ¿Cuál equipo? Selección favorita. ¿Y tu ídolo como? ¿Y tú qué? Tu ídolo. Ah, mi ídolo. Tu favorito, la selección favorita que tenías en el mundial. Ya, el mundial, yo, pues mi selección favorito era Argentina, porque por culpa de Messi. Y bueno, al final es para mí es el mejor jugador y lo único lo que faltaba era Copa del Mundo y al final lo conseguí y bueno, para mí lo merecía más que todo el mundo y que al final estoy muy muy feliz por él. ¿Y tu ídolo? Messi. Öncelikle ikinci sorudan başlayayım. İdolüm de Messi. Messi'den dolayı da Arjantin'i destekliyordum Dünya Kupası'nda. Zaten bence dünyanın en iyi oyuncusu o ve eksik olan tek şey onda Dünya Kupası'ydı. Herkesten daha fazla hak ediyordu ve onun kazanması dolayısıyla ben de kendimi çok mutlu hissediyorum ve dediğim gibi yine idolüm de Messi. Türkçe cevap verdiğim için ilk başta şeyi soracağım. Yani Türkçe öğrendik. Tamam, Türkçe konuşuyorum. Respondiste en turco ahora. ¿Alguna palabra que sabe? Quiero escuchar un poco. ¿Qué sabe? En turco. Yo sé. Sadece kötü. Evet.
Ama az az. Her zaman az. Bir gün az, daha çok, yavaş yavaş, evet. Tamam. ¿Cuántos idiomas hablas? Cinco. Con el turco voy six. Beş dilde bugüne kadar, Türkçe'ye de katarsak altı diyebiliriz. Ben anlıyorum ama konuşuyorum. ¿Cuáles idiomas hablas? ¿Cuáles? Macedonio, serbio, albanés, español y inglés. İspanyolca, İngilizce, Makedonca, dediğim gibi birçok dil biliyorum aslında. Hepsini öğrenmeye çalışıyorum bunların. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir de Trabzon kentini biraz yorumlayabilir aslında. Kendisine hiç soramadık. Geldi ve Trabzon kentini nasıl buldu? Yani taraftarları vesaire yorumladı ama şehrin ne yapmayı nasıl tutuyor? Queremos hablar un poco de la ciudad también. ¿Qué piensas de la ciudad? Ya un poquito estamos pensando que ya conociste la ciudad. Sí. ¿Qué piensas de la gente? ¿Qué piensas de la ciudad también? Bueno, yo no he visto una ciudad que lo quiere tanto el club y que cada vez que sales en las calles te ven como jugador de Trabzon y que todo el mundo pues quiere hacer una foto y que todo el mundo se entera todo del fútbol. Cuando llegué aquí me decían que esta ciudad vive 24 horas con el fútbol, pero digo yo que no me lo creía. Pero la verdad que está así y que esta ciudad depende de los resultados de Trabzon. Y claro, me siento muy bien, me siento como mi casa, porque también mi casa está muy cerca de aquí y que estoy pues adaptándome en cosas que tengo que adaptarme y que me siento muy bien, de verdad. Kendimi burada çok iyi hissediyorum ben aslında. Buraya geldiğim ilk anda bana şunu söylemişlerdi. Bu şehir 24 saat futbolla beraber yaşıyor demişlerdi ama ben buna çok inanmamıştım. Çok mümkün görmemiştim açıkçası ama dışarı çıktığınızda, insanlarla konuştuğunuzda herkesin futbolu ne kadar iyi bildiği, herkesin futbolu ne kadar iyi yorumladığı ve her zaman içinde olmak istediğini görebiliyorsunuz. Şehir zaten takımın aldığı sonuçlarla beraber yaşıyor. Şehirdeki insanların enerjisi ya da şehirdeki insanların mutluluğu ya da mutsuzluğu tamamen takımın aldığı sonuçlara bağlı. Ben de aslında buradan çok uzakta yaşayan biri değilim. Dolayısıyla evim de buraya yakın olduğu için buraya da kendimi yakın hissediyorum. Ve dolayısıyla adaptasyon sürecim de bu anlamda daha kısa oldu. Teşekkür ediyoruz. Bay bay. Toplarda fotoğraf çekmek istiyor musunuz? Evet. Aguna, evet, Enis Bardi'nin açıklamalarını ekrana getirdik değerli izleyenler. Trabzonspor'da Giresunspor mesaisi sürüyor dedik. Birazdan da basına açık bir antrenman gerçekleşecek. Eğer bize denk gelirse yine canlı olarak, evet, görüntüleri ekranlara getireceğiz. Çok güzel getireceğiz. Türkçe konuşuyor ama. 5 dil biliyormuş. Evet. Anlıyorum ama konuşamıyorum dedi. En çok hoşuma giden gerçek hayattan, yani parodi değil. Evet. Şota tribündeyken ona soruyorlar, ne diyorsun bu maç için? Kazanmak istiyorum ben bu hafta diyor. Yanında birisi var, tercüme ediyor. Bu hafta kazanmak istiyorlar diyor. Şota'nın tercümanından daha iyi Türkçe konuştuğu, hatta çok uzun süre konuşulmuş. Yani bu röportaj 10, tercümesiyle 20 dakika oluyor. Evet, gerçekten aslında öyle. Çocuk aslanlar gibi de Türkçe konuşmaya başlamış. Çok entelektüel bir çocuk. Beş dil tabii. Evet, yetenekli de bir oğlan. Yani zannediyorum görev yaptığı, evet, oynadığı her ülkede kendini bir şekilde... Bazı insan böyle duyarlılıklı olur, çabuk kopuyorlar. Evet. Bazı insan da kapsa da konuşmaktan çekiniyor. O da var, Ferdi, bir de kapamayanlar var. Emre, Alex Türkçe konuşuyordu ama konuşmaktan çok çekiniyordu. Muslera da benzer, evet, aslında. Atiba, evet, aynı şekilde, evet, Beşiktaş'ta. Evet. Aslında çok iyi anlıyorlar artık. Çok iyi anlıyorlar. Çok uzun süredir buradalar çünkü. Arkadaşlarıyla beraberken. Tabii, tabii. Ama ekranda ve halka konuşmaktan çok... Eksik konuşmak onlara bir kayıp gibi geliyor. Bazısı da kafayı gözü yara yara konuşur ve becerir. Evet. Mesela çekinme olabiliyor. Evet, evet. Ben de mesela ana dilim gibi konuşamadıkça biraz çekinenlerdenim ama... Ben gideyim bir hafta 10 gün kalayım oranın diliyle ekmeği, suyu, ben de hesabı çabalarım yani, çabalarım, evet, evet. Bazı insanlarda da şey ama yok, bir direkt yetenek biliyorsan, yok. Ama biliyorsan ikinciyi kıvırman çok tabii, kolay. Özellikle de Avrupa dillerinde. Gramer yapısı Anglo-Saksonlardan, evet, evet, birini, Latince kökenli bir dili, evet, biliyorsan kolay. Peki... şimdi Trabzonspor, Giresunspor maçını da isterseniz birkaç cümleyle konuşalım.
Zira bu haftayı Beşiktaş bay geçecek. Birazdan Beşiktaş haberlerine de bakacağız değerli izleyenler tabii ki. Ama hatırlatalım, Trabzonspor'da basına açık bir idman gerçekleşmesini de bekliyoruz dakikalar içerisinde. Eğer bizim programımıza denk gelirse yine idmandan görüntüleri de ekranlarınıza canlı olarak getireceğiz. Tekrar edelim, Giresunspor'la karşılaşacak Trabzonspor. Bu maçla ilgili beklentiniz nedir? Yani Trabzonspor bu sezon ligde en fazla görev zayiatı veren takım durumunda. Evet. Edin Visan'ın üst üste gelen iki sakatlığı, Vakayme'nin kaybıyla başlayan sezon, Canini'nin bir hayalet gibi, yani Seferovic'le Canini ikisini karıştırın bir tane santrfor çıkmaz vaziyetindeler. Böyle bir tablonun içerisinde sıkıntılar yaşadıkları kesin. Transfer yapma ihtiyacı içindeler. Yapmaları da şart. Ve üstelik de yani 19 yaşında bir potansiyel yakaladılar. Evet. Bize bunu göstermesi lazım Abdullah Avcı, Naci Ünüvar'ı. Hele Edin Visan'ın yokluğunda o sağ kanatta biraz daha etkin bir biçimde kullanabilir. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Bir Yusuf Demir, bir Arda Güler potansiyeli olabilecek bir oyuncu. Daha fazla görmek isterim. Trabzon'a bir çözüm olabilir. Bir transfer gibi katkısı olabilir. Peki. Şimdi bu haftayı Beşiktaş bay geçiyor dedik. Beşiktaş'la ilgili haberlere şimdi bakacağım ama ondan önce bu haftayı bay geçmek acaba Beşiktaş için bir avantaj mıdır yoksa dezavantaj mıdır? Yani, bu hep tartışılır zaten. Cehennemde fırtınalar kopuyor bu hafta, kopacak da. Şadana Demirspor galibiyetiyle aslında biraz moral buldu Beşiktaş. Tabii yarın akşamdan itibaren ve hafta sonu bulacak. Beşiktaş'ın bir adım geride kalması, bu kaosun dışında davranıyor olması daha sağlıklı hazırlanması yöntemine gelebilir. Bir de transfer dönemine girerken kararlarını daha sağlıklı oynayarak değil düşünerek verme imkanı verecek. Yani Dellali'den vazgeçiyor musunuz? Gidiyor mu? Evet. Bu takıma onun yerine orta alanda takviye kimi yapacaksınız? Bir Arnavut orijinli İsviçre milli takımının şu anda Amerika'da Chicago'da oynayan Zerdan Shaqiri var. Evet. Bir çözüm birazdan olabilir. Birazdan hepsine bakacağız. 1.63 boyunda ama oraya bir çözüm olabilir. Yani bu Zerdan Shaqiri hem Trabzonspor'a hem Beşiktaş'a katkısı olabilecek bir oyuncu. Çünkü Muleka'dan direkt verimi istedikleri gibi alamadılar. Şenol Güneş'in oyuncusu değil belki. Şenol Güneş'in oyuncusu Weghorst, Cenk Tosun. Şimdi biraz Enkudu. Enkudu'nun da oyun içerisinde adrenalin kavgası. Adrenalin bastığı zaman kontrolsüz davranabilen bir oyuncu. O konularda dikkatli olması lazım. Çünkü elinizdeki tek hızlı ve çabuk oyuncu o oluyor. Şimdi gazetelere geçelim. Arkadaşlarımızdan da rica edelim. Beşiktaş haberlerine şöyle bir göz atacağız şimdi. Fanatik gazetesinde Orhan Yıldırım imzalı Dele Alli'nin bileti kesiliyor başlıklı bir haber var. Şenol Güneş'in geldiği günden bu yana geri kazanmak için büyük uğraş verdiği Dele Alli'nin performansında değişiklik olmayınca umut kesildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda Yıldız oyuncunun ara transferde gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor denmiş. Evet, yani şu anda şöyle kıyaslayacağım. Icardi'den çok daha fazla süre aldı. Icardi'nin verdiğinin onda birini vermedi Dele Alli. Dolayısıyla doğru. Beşiktaş için ölü yatırım, o da bir görev zayiatıdır. O değişikliğin bir an önce yapılması takımın da ferahlaması anlamına gelir. Yabancı kontenjanında bir sorun çözülmesi anlamına gelir. Ama kime vereceksiniz? Kim alacak? Bir de öyle bir problem var. Çünkü piyasası iyice gelirken düşmüştü. Evet. Beşiktaş da iyice düştü. Yani Dele Alli oynasa ona yeni bir kapı açacak olan Süleyman Hurma'dır, Karagümrük'tür. Bakalım. Okaka bombası başlığı var yine aynı sayfada. Transferde bir golcü daha isteyen Şenol Güneş yönetimden Okaka'yı istedi şeklinde bir haber. Acaba öncelikli ihtiyaç bir forvet oyuncusu mudur Beşiktaş'ta? Yoksa daha farklı planlar, projeler gelecek sezon için mi bazı isimler düşünüyor? Weghorst gidiyor. Devre arasında değil belki ama sezon sonunda. Weghorst'u alacaklar belli. Hollanda milli takımıyla da Arjantin'e attığı iki golle de iz bıraktı. Ve dolayısıyla Weghorst Avrupa futboluna entegre edilmiş bir oyuncudur. O gidiyorsa
Bu önemli bir kayıptır. Sörloth gibi, Cornelius gibi bir anda takımın içerisinden çıkacak böyle bir oyuncunun yerine alternatif düşünmek lazım. Evet. Ama oraya koyacağınız oyuncu Abubakar değil. Okaka daha fazla yakışır oraya. Daha etkili, kafa toplarında da daha etkili. Üstelik de Okaka oynatmadığınız zaman problem çıkartmayan, oynattığınız zaman da elinden ne geliyorsa vererek oynayan, bir aidiyet duygusu yaşayan bir takım oyuncusu. Yani klasik Afrikalı problemli oyuncu değil. Öyle Afrikalılar var ki Türkiye'ye geliyorlar, futbolcu olamazlarsa Sultanahmet'te saat satıyorlar. Yani onlardan değil, futbolcu. Dolayısıyla Okaka'nın Beşiktaş'a katkısı çok daha büyük olur. Abubakar hayali veya sendromlarını yaşamış bir takım için orası için çözümdür. Demek ki bunu düşünüldüğüne göre Weghorst'un yerine bir planlama içerisindeler. Weghorst'la ilgili de Fotomaç 5'te bir haber var. Weghorst çıkmazı başlığıyla sayfanın en altında. Hollandalı forvetin bonservisini elinde bulunduran Burnley'nin Premier Lig'e çıkma ihtimali yüksek. Yönetimde 10 milyon euroluk bedeli nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Aslında burada belki rakamlardan ziyade oyuncunun ne karar vereceği. Şimdi Premier Lig'de oynama ihtimali herkes evet. için çok caziptir. Mutlaka o da gitmek isteyecektir oraya. Başka bir platforma, başka bir vitrine çıkacak. Ama eğer ki 10 milyon euroya alıyorsanız alınabilecek bir oyuncu. Takıma aidiyet duygusu, takımı için verdiği mücadele, o tekmeye kafa sokan oyun formatı, hem yukarıdan hem aşağıdan iyi oyunu, Cenk Tosun'la iyi bir per oluşturması. Hı hı. Dolayısıyla 10 milyon euro eder. Verilir o para ama başkanın öyle bir para harcama tavrını hiç sanmıyorum. Yani diyecek ki o bir verelim, bir de seneye verelim, verin bize bunu. Olmayacak tabii, olmayacak. Duaya amin. Bitmeyen aşk başlıklı bir haber var Sabah gazetesinde. Ogün Şahinoğlu imzalı. Kimdir? Size sorayım, bitmeyen aşk. Beşiktaş'la ilgili. İlk akla gelen. Talisca. Değil. Tahmin ettim öyle diyeceğim değil. Elneni, Beşiktaş evet. Elneni'yi tekrar kadrosuna katmak istiyor demiş haber. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha için Arsenal'a kiralama teklifi götürülecek. Kabul edilmemesi durumunda oyuncunun sezon sonu bitecek, sözleşmesi beklenecek. Aslında Elneni belki de şimdiye kadar çıkan en mantıklı haber gibi görünüyor. En azından benim için. Çünkü yani, orta sahada ciddi bir ihtiyaç var. Başkana çok para harcatmayacak bir transfer hamlesi gibi görünüyor. Gelmek istiyor buraya, evet. dönmek istiyor. Buradaki pırıltısını tekrar sunmak istiyor. Ama Elneni oyuna çok büyük katkısı olan ama Rozye gibi her an takımı içinde sıkıntı olabilecek kartlar görme ihtimalleri olan. Yani adrenalin bastığı zaman kontrolden çıkan oyuncular vardır. Crespo'dur, Pereira'dır, işte Torreira, teknik direktör Oliveira darmadağın ettiler bizi. Hele Fenerbahçeli'nin oyuncularını bir araya getirdiğimiz zaman darmadağın oluyorum bu hangisiydi diye. Yani öyle bir profilin içerisinde ben pek fazla isabetli bir karar olacağını düşünmüyorum. Ama yani Elneni çok büyük katkısı olabilir. Ucuza da alınıyorsa alınabilir. Ama bit pazarına nur yağdırmanın da anlamı yok. Devre arasında kiralama teklifi yapacağını söylemiş Ogün Şahinoğlu haberinde. Yani kiralama teklifi yapılabilir ama zilenizde bir güven vardı. 20 yaşında gencecik bir oğlan vardı. Şimdi Hatay'a dönüyor. Yani o bölgelerde parlatabileceğiniz bir malzeme vardı. Ama üstünün tozunu üfleyemediniz ve gitti, olmadı, geliyor. Orada olur mu? Artık belli ki Beşiktaş'ın bir alt kategorisinde mücadele edecek bir oyuncuya dönüştü. Şenol Güneş'in eline doğumunda gelmiş olsaydı ilk çıktığında Güven Yalçın bir silaha dönüşürdü. Ondan bir Cenk Tosun çıkarırdı. Ama çok geç geldi. Sergen'in de onunla uğraşacak zamanı yok. Milliyet 17'de
Masuaku ters köşeye yatırdı şeklinde bir haber var. Yalnız süremizin sonuna gelmişiz Ümit Aktan. İyi şöyle geldik der. Trabzonspor'un basına açık evet. antrenmanı gerçekleşiyor değerli izleyenler. Biz şimdi medya dünyasını noktalayacağız ve sözü muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel'e bırakacağız. Hoşçakalın. Teşekkürler Ezgi Toper. Yayınlar dileyelim. Trabzonspor şu sıralarda Mehmet Ali Yılmaz testlerinde yaptığı antrenmanla Perşembe günü Giresunspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da yine her antrenman öncesi olduğu gibi basın mensuplarının yanına geldi şu an itibariyle ve onlarla sohbet ediyorlar. Sağ olun hocam, mutlu yıllar. Şu an basın mensuplarına yeni yıl dileklerinde bulunuyor Abdullah Avcı. Bu arada mavili takımın hazırlıkları dün başlamıştı. Dün yapılan ilk antrenmanda da yoğun tempo gerçekleşti. Çünkü teknik direktör Abdullah Avcı son Karagümrük mağlubiyetini kabullenmiyor ve bunun düzelmesi gerektiğine inanıyor. Bu noktada bugün yapılan antrenman da planlanandan yaklaşık bir saat geç başladı. Çünkü görüntülü analizler gerçekleştirdi Abdullah Avcı. Eksik olan oyuncuları sayalım Trabzonspor'da. Diliyorum. Hepimize yeni yıl Trabzonspor'a da hepimize güzellikleri, başarıları getirsin. Bir saatlik bir gecikme oldu. Toplantılar vardı. Onun için kusura bakmayın. Biraz uzun sürdü. Onu da bir bilgilendireyim. İyi çalışmalar diliyorum. Buradayız, nasılsa görüşürüz. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler hocam. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, evet, az önce bahsettiğimiz gibi antrenman planlarından bir saat geç başlamıştı. Çünkü görüntülü analiz gerçekleştirdi. Analiz eşliğinde Karagümrük maçında yapılan hataları, eksikleri tek tek oyuncularına anlattı Abdullah Avcı. Antrenmandaki eksikleri sayalım. Yusuf Erdoğan salonda çalışma gerçekleştiriyor. Dansville takımda kısmen çalışacak. Onun uzun süreli bir sakatlık durumu söz konusuydu. Hüseyin Türkmen'in sol aşın tendonunda bir sakatlığı var şu an itibariyle. O takımda çalışmıyor. Serkan Hasan yine kısmen takımda çalışacak. Dorukhan Tokes takımdan ayrı olarak Trabzon'da olmadan çalışmalarını sürdürüyor. Edin Vişcan'ın köprücük kemiğinde kırık meydana geldiği için o takımda çalışmayacak. Naci Ünivar gribal enfeksiyon geçirdiği için antrenmanda yer almıyor. Marek Hamşik de izinli olduğu için çalışmada yer almayacak ki önceki gün devlet onur nişanı da aldı. Ülkesinde oldukça değerli bir onur ödülü oldu. Onun adına da Trabzonspor için 2022 yılı çok da istenildiği gibi kapanmadı. Müthiş başarılarla dolu bir yıl olarak hafızaları kazındı aslında 2022 yılı. Yakalanan şampiyonluğun yanı sıra sergilenen performans, tribünlerin doluluğu, şampiyonluk kutlamaları, ekonomik anlamdaki süreç kulüp için çok çok değerli bir yıl olarak hafızalara kazındı 2022 yılı. Ancak 2022 yılının son maçında Karagümrük deplasmanında şok bir mağlubiyet aldı Trabzonspor ve bu şok mağlubiyet gerçekten beklenilen, planlanandan çok daha kötü oldu. Çünkü 2022 yılını galibiyetle tamamlayarak Fenerbahçe maçının ardından özellikle zirve yürüyüşünü sürdürmek niyetindeydi Trabzonspor Kulübü. Fenerbahçe galibiyetiyle birlikte yeniden şampiyonluk söylemleri de dile getirilmeye başlanmıştı. Ancak bu mağlubiyet birçok şeyi değiştirdi ve şu an için devre arasında takımla ilgili yeni bir planlama yapılması gündemde. Ancak Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu zaten dile getirmişti daha öncesinde de 41 milyon avroluk maaş bütçesini 30 milyon avro seviyelerine çekmeye çalışacaklarını belirtmişti ki bunu yapabilmesi için tabii ki takımdan birçok oyuncuyla yolların ayrılması gerekecek. Bu planlamayı da şu an için kulüp yapıyor. Yusuf Erdoğan bugün antrenmana çıkmayan oyuncu çok yüksek ihtimalle Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı ve Ocak ayında ilk ayrılacak oyuncu olma ihtimali oldukça yüksek. Yine Giannis Hamedo için Arap takımlarının ilgisi var. İlgisi söz konusu. Dansville için bir teklif bekleniyor. Larsen, Bruno Perez'in gelişiyle birlikte takımda belki düşünülmeyecek isimler arasında şu an itibariyle. Bu sayının daha da artabileceğini söyleyelim.
Biraz önce Enis Bardi de bir basın toplantısı düzenledi ve düzenlediği basın toplantısında özellikle kendi bulunduğum bölgede çok ciddi bir rekabet olduğunu ve bir forma şansı beklediğini, o forma şansı geldiğinde bir daha da bırakmak istemediğini dile getirdi. Onun da yine motivasyonu, enerjisinin oldukça yüksek olduğunu da belirtelim. Şu an itibariyle antrenman hafif tempolu kondisyon yüklemeye yönelik bir çalışma olarak gerçekleştiriyor. Yılbaşını tatilde kutladılar oyuncular, ancak yılbaşının hemen ertesi gün, yani yeni yılın ilk günü ilk antrenman gerçekleştirilmişti. Şu an ikinci antrenman gerçekleşiyor ve antrenmanın sadece ilk 20 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olarak gerçekleştiğini söyleyelim. Yine antrenmanda da az önce saydığımız gibi çok sayıda eksik var ve Ocak ayındaki ara transfer döneminde itibaren de Trabzonspor'un bazı yeniden yapılanma sürecine gireceğini de belirtelim ve sözü Trabzon'dan merkeze bırakalım.